İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Savunma ve Silahlı Kuvvetler Bakanı'nın atanmasına ilişkin kararı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Savunma ve Silahlı Kuvvetler Bakan Yardımcısının atanmasına ilişkin kararı. Artsakh meselesi bugün konulu bir konferans 7 Kasım'da gerçekleşecek. Azerbaycan gece boyunca Artsakh'ın sivil yerleşim yerlerini bombaladı, can kayıpları mevcut. Ukrayna Ermeniler Birliği'nden yeni bir grup insani yardım Yerevan'a ulaştı. Paris Belediye Başkanı, Paris Ermeni halkının yanındadır. 15 yıllık bir aradan sonra Suat, Artsakh'a adanan yeni şarkılar yarattı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kararı, 6 Kasım 2020. Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetlerinin atanması üzerine Anayasanın 76. 13. maddelerini dikkate alarak, Anayasanın 77. maddesini dikkate alarak kararname imzaladı. Madde 1. Albay Hamik Sayatyan Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Bakanı olarak atandı. Madde 2. Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Bakanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi üyesidir. Madde 3. Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Bakanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri ve stratejik doktrininin hazırlanması ve uygulanması üzerinde çalışacak. Karin, 6 Kasım 2020. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın kararı, 6 Kasım 2020. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Bakan Yardımcısının atanması üzerine. Devlet Başkanı, Anayasanın 76. 13. maddelerini dikkate alarak, Anayasanın 77. maddesini dikkate alarak kararname. Madde 1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Bakan Yardımcısı olarak Albay Suren Şahumyan atandı. Madde 2. Savunma Bakan Yardımcısı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi üyesidir. Madde 3. Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Bakan Yardımcısı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Askeri ve Askeri Stratejik Doktrininin hazırlanması ve uygulanması üzerinde çalışacak. Karin, 6 Kasım 2020. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki bürosunun konferans salonunda bir konferans düzenlenecek. Konferans sırasında Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan konuşma yapacak. Konferansın konuk listesinde yabancı büyükelçiler ve diğer yetkililer yer almaktadır. Katılmak isteyenler Yerevan Agatankios Sokak 2.2 adresinde bulunabilir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Acil Servisinden verilen bilgiye göre 5 Kasım'ı 6 Kasım'a bağlayan gecede Artsakh'ın sivil yerleşim yerlerinde huzursuz geçti. Mağdurlar var. Azerbaycan Türk Kuvvetleri gece boyunca Şuşi ve Stepanakert kentlerini etkin bir şekilde bombaladı. Şuşi'de roket saldırısı sonucu çok sayıda ev yıkıldı. Başkent Stepanakert'te harap olmuş binalar var. Acil durum servisinin kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Artsakh Cumhuriyeti başkenti gece boyunca ve sabah erken saatlerde kesintisiz bombalandı. Roket bir evin üzerine düştü, 3 sivil hayatını kaybetti. Arama kurtarma operasyonları sonucunda Artsakh Cumhuriyeti Kurtarma Kuvvetleri cesetleri enkaz altından çıkardı. Komşu daireler kısmen hasar gördü. Ukrayna'daki Ermeniler vatanlarına insani yardım sağlamaya devam ediyor. Analitik UA.net, Ukrayna'dan gönderilen 100 ton insani yardım yükünün taşındığı 5 kamyonun dün Yerevan'a ulaştığını bildirdi. Ukrayna'daki Ermeniler Birliği Genel Müdürü Hovakim Arutyunyan 40 ton insani yardımın hazırlandığını kaydetti. Ana vatana yapılmış olan yardım listesinde ambulanslar, reanimobiller, jeneratörler, tıbbi cihazlar, yiyecek ve giyecek var. Hovakim Arutyunyan, Ukrayna Ermeniler Birliği tarafından her gün 2500'den fazla kişi gıda ve gerekli malzemeler alıyor. 100'den fazla aileye konut sağlandı, dedi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Artsakh'taki durumu görüşmek üzere Fransa'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Eş Başkanları Murat Frank Papazyan ile Arat Toranyan'ı kabul etti. Belediye Başkanı bunu Twitter mikrobloğunda yazdı.
bu sıkıntı sırasında Paris Ermeni halkının yanındadır diye de ekledi. Tanınmış rock grubu System of a Down son 15 yıldan beri ilk defa iki yeni şarkı yazdı ve bunu Arsa Savaşı'na adadı. Grubun solisti Serge Tankian Facebook sayfasında şarkıların adlarını yazdı. Project The Land ve Genocidal Humanoids. Tankian bu iki şarkı memleketimiz olan Artsakh ve Ermenistan'a karşı başlatılan korkunç ve şiddetli savaşı anlatıyor. Azerbaycan'da Aliyev'in, Türkiye'de Erdoğan'ın yozlaşmış rejimleri sadece Artsakh'ı ve Ermenistan'ı kendilerine katmakla kalmıyor, aynı zamanda hedeflerine ulaşmak için insanlığa karşı hiçbir cezaya uğramadan soykırım eylemleri gerçekleştiriyorlar. Onlar dünyanın koronavirüs, seçimler, sivil itaatsizlik ile oldukça meşgul olduğunu ve onların zulmüne karşı veremeyeceğini düşünerek bunu şimdi yapıyorlar diye yazdı. Rock müzisyeni şarkıların satın alınabileceğini ve paranın savaş mağdurlarına yardım için kullanılacağını belirtti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nairyan Vokal Grubu tarafından seslendirilen En Dizan Yev Arnem Yertam adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.